Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Haziran Çarşamba İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşulu tek bir programımız var. Yani yarış olarak akşamleyin geceliğinde bir Amerika Delaware Park yarışımız var. Yani iki programımız var ama tabii ki öncelikli olarak bir İstanbul yarışı gece de gün içerisinde bir Delaware Park Amerika yarışı sizlere sunacağım bir program arkadaşlar. Tabii gazi hazırlıkları başladığı için bugünkü yarışlar bütün hepsi sentrikte koşuyor. Çim pistte herhangi bir sıkıntı yaratılmasın diye en azından bir dinlendirme şeyi. Bilmiyorum cuma günkü programlara bakmadım ama cuma da hani yap ama cuma günü olmayacak herhalde. Cumartesi mi olacak? Ben de tam bakmadım programa da. Ama güzel bir program var. En azından Gazi'de sayılı günler kaldı artık. Bir hafta bile yok yani. Sayılı günler kaldı. Güzel bir hazırlık devresi umarım geçer. Havalar da güzel olursa güzel bir dereceli hatta rekor çıkar mı? Vallahi çıkar mı çıkar. Çünkü çok süratli safkanların olması yarışı biraz daha derece olarak daha iyi konuma getirebilir. Tabii hazırlıklar o yönden. Ben fazla da sözü uzatmadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Evet birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentrik yarışıyla birinci altılı Ganya'nın birinci koşusuna ilk startımızı verelim. Tekrardan herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Hemen startımızı verelim arkadaşlar. İki rolu Bicati, Lumendi temsilcisi aklını Sözen'le start alıyor. Koşmuş olduğu yarışlara göre ve bu mesafeye de en azından koşmuş bir isim olarak biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Hazırlıkları da iyi durumda. Yedinoğlu Ted Ragon ve Justin Thomas temsilcisi Saadettin Boyraz'a start alıp safkanda 3 yarış gördü ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bir isim. Bu durum kesinlikle benim bu safkanı önlerde şanslı görüyorum. Çünkü orijinal olarak zaten hep yüzüne yatkın bir safkan görüntüsü var. Üç dolu El Rebel de bir kaptan. Rio temsilcisi Furkan Yüksel'le start alacak olan bir isim. Yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer safkan. Ve son olarak da bir nolu Canım Abim. Bir değirmen derili temsilcisi Muhammed Özdemir'le start alan safkan da grubun tecrübeli ve istikrarlı safkanı olarak yine güzel hazırlıklarıyla şanslı gördüğüm isim. 2-7-3-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Bir safkanla yeriniz varsa 9 nolu Bushfire ve Bushranger temsilcisi Görkem Özçelik'te her geçen gün daha iyi durma gibi iki tane Çin yarış gördü ve bence her geçen yarışlarda safkan da biraz daha kıvama geliyor. Bugün bir sürpriz ihtimali olan bir isim. İyi ellerde, iyi ekürde olduğu da bir gerçek. Yani 2-7-3-1 önce 9'da daha sonra şanslı görmüşsün. Günün ikinci koşusu handikap 16-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentrik yarışı. 7 safkanında yer almış olduğu koşu yine birbirine yakın safkanların denk geldiği bir koşu olarak görüyorum. Önceliği 4 dolu Gold Bazaar bir Joe Drogheri temsilcisi Özden Yıldırım'a start alıp safkan son güzel 4.lükten sonra artan formüle biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 6 dolu Paria bu renk temsilcisi de Ali Kaçmaz'da son 2 yarışın arka arka 2.lükler tamamlayan bu isim de yine formunu yükselten bir diğer isim. 3 dolu Bağbozumu kaptan Rio temsilcisi Görkem Özçelik de son 2 yarışın arka arkaya kazanan bir isim. Yine güzel formüyle şanslı gördüğüm bir diğer isim. 5 dolu Santorini. Bir Taliban temsilcisi aklını Sözen'le start almış ortamda bir yarış gördü. Dördüncülük elde etti ama arkadan bir 3,5 ay civarında bir ara verdi. Ama güzel derecelik oluklarla bu yarışa katılan bir isim de bence yazılabilir. O yüzden 4-6-3-5 olarak ikinci koşuyu alacağım. Günün üçüncü koşusuna geldi. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentrik yarışına ve 8 saplarında yer almış olduğu koşu aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızda başlangıç ayı oluyor. Ben burada 5 nolu Deniz Amlı, Kanepa temsilcisi Gökhan Kocakale start almış olan son 2 yarışta arka arkaya ikincilikler elde etti ve her geçen gün daha iyi duruma geldi. Son yarışındaki ikinciliğinde yukarıdaki 2 nolu McFire'a geçilmişti ama o gün şöyle diyelim Deniz Amlı 61 kilo McFire aralarında 55-56 kilo civarında bir yarışı vardı. Yani 5-6 kilo ağırdı bu safkan. Şimdi tam tersi oldu. 10 kiloluk bir avantaj bence hiç de azımsanacak bir kilo farkı değil. Bir de formunu arttıran bu safkan bence kazanmaya çok yakın olarak görüyorum. 5 nolu Deniz Han'ın bu kanaka temsilcisi. O yüzden benim de banko ismim oldu. 5 nolu Deniz Han, Gökhan Kocakaya'ydı. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayı olan Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik semtlik yarışına geldik. 9 ve 11 nolu safkanların ekür olduğu bir yarışta önceliği Vefa İbrahim aracı ekürüsüne ait 10 nolu Natif Lili. Orijinal olarak çok kuvvetli bu Enhance annesinin Enhance cinemasıdır. Gerçekten çok güzel sayılar verdi. Yani çoğu da hatta birkaç tanesi de şu anda aygırlık yapan Gazi Borahan bile bu safkanın tayı yani
Sen bak bayağı var. 28 tane yapıyoruz. Güzel tabii. Hepsi de iş yapan bir isim. Bu Ahmet Çelik'le start olacak olan bu safkanda ikinci yarışındaki üçüncülüğü gayet haklı. Her geçen gün daha iyi duruma gelen bu safkan bir pisi de etkili koşacak görüntüde. Ben biraz daha kazanmaya yakın görüyorum. 10 olur. Nakil gibi Ahmet Çelik'le. Ama 5 dolu Kaderizi, Musumat Robin temsilcisi Mustafa Kayış ile start olan bu safkanda yine sezonu iyi bir başlangıç yaptı. Önce üçüncü arkasından ikincilik yapan bu safkanda artan formuyla her geçen gün daha iyi duruma gelen bu 5 nolu Kadirizm, Mustafa Kayış da kesinlikle iman edeyen bir cepheli safkan ve 8 nolu Time Low, Love Man temsilcisi Gökhan Koçakaya start olan safkan yine aynı şekilde bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. İkincilik, üçüncülük ve her geçen gün artan formu ve Nurma Safeli de iyi bir yarış koşan bu safkan 2.06.71 de en azından bu grup için iyi. O yüzden 10-5-8 biraz daha ön plana çıkan isimler ama ilave etme gerektiği yanlar içinde 6 nolu Linesport'un asıl El Corredor temsilcisi Tolga Yıldız da bu safkan da önemli gelişmeler var. 3 aylık araya rağmen güzel hazırlıklarla, iyi galoplarla, çalışmalarla bu yarışı katılıyor. 11 nolu Talk Face, ekür avantajına sahip bu Pocket temsilcisi de Furkan Yüksel'e her geçen gün artan formu ve istikrarlı durumunda kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir diğer isim. Ve son olarak da 3 nolu Emin Baba, bu Mendik temsilcisi de Metin Hamedi ile yine son güzel üçüncülükten sonra şanslı gördüğümüz isim. Ama önce 10-5-8 daha sonra 6-11 ve 3 nolu saklanıyor. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. Yani 5. koşuya. Handicap 16, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre serbest yarışına. Ve 13 safranında yer almış olduğu koşuda 4 ve 20 de ekür oldu. Bu güzel koşu. 3 nolu Gündal Bey ile başlayan bu kılavuz temsilcisi Erhan Akbil'e stabalan safran. Yıla bir 5.lik yaptı. Arkasından bir kazandı ama bir 5 aylık bir ara verdi. Ama 5 aylık arada yaptı mı? Yok. Yapmadı. Gayet güzel hazırlıklarla, güzel çalışmalarla bu yarışı katıldı. Bu safran biraz da gençlik yarışları seviyor. Bence güzel hazırlıkları ve mesafeyi de yaptığında da benim biraz daha ön plan çıkan isim oldu. 3 nolu Gürdal Bey. Daha sonra 7 nolu yürekli çocuk ekür avantajına sahip. Bu kaya yürekli temsilcisi Görkem. Özçelik'le yine bu arada güzel bir formuyla bir de ekür avantajına şanslı gördüğüm isim. 2 nolu Çekoğlu bu turma temsilcisi Özcan Yıldırım'a biraz ağır plasan ama istikrarlı ve formda görüntüsüyle kesinlikle şanslılar arasında ve son olarak da 10 nolu Kızıl Vazo. Bu Murat Ağa temsilcisi Adem Aslan'da bana göre bu pistte daha etkili koşuyor biliyor bu safkan. Son 9.'unu ölçemadığım bu safkanda bugün ben kesinlikle önlerde şansı görüyorum. 10 nolu Kızıl Vazo'yu. O yüzden 3-7-2-10 biraz ön plana çıkan bu 4 isim. Ama ilave etmeye gereği duyanlar için çünkü zorlu bir yarış bana göre. 1 nolu Sinan Reis. Her ne kadar biraz kilosu artmış olsa da bu safkan çok formda ve son 2 yarışını kazanan bir isim. 6 nolu Al Razi'ye bir 6 A temsilcisi Sadettin Boyraz da yine bugünün etkili isimleri arasında gözüküyor. Ve 9 nolu abone bir FM temsilcisi Metin Ahmet ile yine güzel formuyla şans verdi bir yansı. 3-7-2-10 önce 1-6-9 daha sonra şanslı gördünüz. Evet günün 6. koşusu Yücel Birol adına koşacak olan kısa vade 8-4 yukarı İngilizlerin 1500 metre sertlik yarışında 9 safranına yer almış olduğu bir güzel koşu bayağı çekişimli bir yarış bizi bekliyor. Yarış genel olmasına bakarsak biraz süratli gidecek bir yarış. Vaziyet onu gösteriyor çünkü önlerde 1-2 safran sarkacak. Hatta belki daha da fazla olabilir. O yüzden bu süratli yarışta sonlarda etkili yarışıyla koşacak olan hatta şöyle söyleyeyim aradan sonra koşmuş olduğu bu son yarışında hiç elini fazla sıkıştırmadan rahat bir birinci kaldırdan 3 nolu Azmantor Kanepa temsilcisi Alice Karataş'la bu güzel birincilikten sonra yine güzel çalışmalarıyla bence formunu daha da yükseltmeye başlayan bir isim kazanmaya en yakın gördüğüm isim oldu. 3 nolu Azmantor Alice Karataş'la küçük bir sevenler için alternatif olsa bir banko değil. Ama rakip yazmak isteyenlere bu pistte ve çok süratli giden yarışlarda etkili sprintiyle kazandığı yarışları göz önüne bulundurursak ve şu anda da yakalamış olduğu güzel formuyla 1 nolu Kuzey Yağmur'unda Mehmet Akyol'da rakip olarak önerceği isim olur. Önce 3 daha sonra 1 nolu sal. Günün 7. koşusuna geldiğimizde şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre sentek yarışı ve 9 saplarında yer almış olduğu koşuda önceliği 4 nolu Chris Bey'e vereceğim. Bu Oymak Bey'in güzel temsilcisine Ahmet Çelik'le son 2 yarışını arka arkaya kazanan bu isim oldukça güzel formüyle artan formüyle ve bana göre sınıf değiştirdi. Zaten sınıf safkanı faydalığında da oldukça etkiliydi. Ama arada bir biraz boşluk bırakması işte bu durumlara gitti. Yoksa bir safkanı daha üst seviyelerde görecektik. Ama en azından sıkıntılarından arınmış güzel biriciliklerle yapan bir isim. Bence biraz daha kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Yapmalı Chris Bey'i Ahmet Çelik'le. Ama ciddi rakipleri var tabii ki. Geçen yarışında Chris Bey'e geçilen 6 nolu Berkat, bundan Anadolu temsilcisi de Gökhan Kocakada bugün rövanşı alabilecek kabiliyete sahip bir isim.
Her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Bir de bir nolu Akkula. Bu turma temsilcisi Alex Karataş'a ağır kilosuna rağmen etkili koşabilecek bir diğer isim. 4-6-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Ama bir sakınlığı yeriniz varsa son ikinciliği beğendiğim 8 nolu Zeki Dayı. Bu Uçan Bey temsilcisi Akın Sözen'le de en azından bir sürpriz saklanı yer vermek isteyenler için önereceğimiz olur. Gerçi bir sürpriz değiliz ama kalkıp da favori çıkabilir. Zeki Dayı da bayağı iyi buralar. O yüzden önce 4-6-1 daha sonra 8-10 saklı. Evet, günün 8. kursuna geldik. Şartlı 5-4 yukarı İngiliz'in 2100 metre sentetik yarışına 9 saklanı da yer almış olduğu güzel koşuda. Ben aradan sonra koşmuş olduğu yarıştaki güzel birinci ama sonra bir 7. geldik ama grup bir yarış koştu. 3 nolu Magnum Opus. Bu Kaneko'nun güzel temsilcisi Mustafa Çekmiş'i de atılıyor. Bence bu yarışı çok şanslı durumda. Rakipleri de çok oldukça uygun. Ben kazanmaya yakın görüyorum. 3 nolu Magnum Opus'u güzel hazırlıklarıyla benim bank olarak önereceğim isim oldu. Mustafa Çekmiş'le. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4. İçilaray 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentrik yarışına 4 ve 13 nolu saklanlar ekürü. 5 ve 10 nolu saklanlar da ayrı ekürü. Ekürlerden ben 5 nolu Prenses Lina. Bilgisayar ve temsilcisi Gökhan Kocak arasında olan Farkan'ın biraz daha ön planda tuttuğum isim oldu. Son yarışlarında biraz üst seviyedeki safkanlarla mücadelesi haliyle tabii ki biraz başarısız oldu ama bugün kazanabileceği bir grupta startlıyor. Safkan'ın da genel görüntüsü oldukça iyi. En azından herhangi bir kusuru yok. Bugün bence hazırlık olarak da iyi durumda olunca bir de ekürü avantajını bulmuşken bence 5 nolu Prenses Lina'yı Kocak arasında ilk şanslı isim olarak kuponlara dahil edebiliriz. Daha sonra 2 nolu Diloy. Gelibolu temsilcisi Erhan Akpil'e start alıyor nihayetinde son yarışın kazanan bir isim. O güzel formüle bu yarışa katılan isim oldu. 4 nolu Safiye ikili avantajına sahip bu atış topu temsilcisi Akın Sözen'le start alıyor ve son iki yarışta arka arka kazanan bu güzel formuyla da şans verdiğim diğer isim oldu. 5-2-4 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama 3 nolu Gebze Gülü'ne Nevzat Avcı ile de 6 nolu Balık Gözü Ali Kaçmaz'a da bu ayakta sürprizle genişletmek isteyenlere önerdiğim iki isim. Ama önce 5-2-4 daha sonra 3 ve 6 nolu saklanır. Hemen bir şablonumuza bakalım arkadaşlar. Birinci koşu 2-7-3-1 daha sonra 9. İkinci koşu 4-6-3-5. Üçüncü koşu 5 tek. Dördüncü koşu 10-5-8 daha sonra 6-11-3. Beşinci koşu 3-7-2-10 daha sonra 1-6-9. Altıncı koşu 3 daha sonra 1. Yedinci koşu 4-6-1 daha sonra 8. Sekizinci koşu 3 tek. Son koşu 5-2-4 daha sonra 3 ve 6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.